Değerli izleyiciler, yoğun süreç daha da yoğunlaşmaya devam ediyor. Çok az bir süre kaldı 2024 Mahalli idareler Seçimlerine. Önemli bir konuğumuz var, stüdyomuzda ağırlıyoruz. Bizi kırmadığı için tekrar teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol. Sayın Erol hoş geldiniz. Evet teşekkür ederim Zülfü Bey. Mahşet 23'ü de kutluyorum. Gerçekten çok heyecan yaratıcı, kamuoyunun çok ilgisini ediniz. çeken programlar yapıyorsunuz. Bu çok anlamda da sizi kutluyorum hem ekibinizi hem sizi. Çok başarılı çalışmalarınız var. Yani evet. Türkiye'de basınla ilgili şöyle bir iddia var. Basın yalnızca süreci değerlendiren değil. Aslında basın bir kamu görevi var. Yani toplumu bilgilendiren, yönlendiren, siyasi akışla ilgili doğru analiz edebilen... ...ve toplumun gerçekten bilmesi gereken her konuyla ilgili bir kamu görevi de var. Yani o anlamda Mahşet 23 bu konuda çok başarılısınız. Sizi de kutluyorum. Sizden bunları duymak çok güzel, çok anlamlı. Teşekkür ediyoruz. Aslında biz... Ee, yarın bir sokak programı planlamıştık Sayın Milletvekilimizle ama yağışlardan dolayı belki Aferin. son hafta son hafta inşallah böyle 200-300 kişinin katılımıyla bir sokak programı en azından sadece biz yapıyoruz ee, dedik ve ben e, bugünkü bir daha doğrusu dün yaşanan bir gelişmeyle programa başlamak istiyorum Olağanüstü Kurultay iddiaları sizin genel başkan olacağınız e, veya genel başkan olmanızın planlarının yapıldığı iddiaları, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultuda çalışmalar yaptığı iddiaları dün basına yansıdı. Ee, Neler söylemek ister? Misin? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii partimizin yeni seçilmiş bir genel başkanı var. Parti seçime giderken parti içerisinde bir genel başkanlık tartışmasını, değerlendirmesini yapmayı çok doğru bulmam. Ama bu ulusal medyada da, işte medyadaki bazı program yapımcıları parti içerisinde, il örgütlerimizde milletvekiller aramızda zaman zaman gündeme getiriliyor. Yani işte partinin geleneğinden gelen, kültüründen gelen, gençlik kollarından yetişen, siyaset dili, sokakla örtüşen, devlet geleneğini bilen, işte devlet geleneğinden gelen bir ailenin, CHP'nin şöyle bir özelliği de var, onu önce belirtmekte de yarar görüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar devam eden o yüzyıllık tarihinde aile bağıyla siyaset yapan tek kişi benim. Yani yüzyıllık tarihinin e, bu yüzyıllık tarihi süreçteki aile bağı içerisinde siyaset yapan ve aktif olan tek kişi benim. Çünkü bizim büyük dedemiz Diaba 100 yıl önce Olay Meclis'in kuruluşunda ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunda milletvekili. Evet. Yani Dersim milletvekili. Evet. O dönem bölge Dersim bölgesi diye tanımlanıyor ve Dersim bölgesi olarak Atatürk'ün özel talebi ve isteği üzerine milletvekili oluyor. Bu yüzyıllık yıllık tarih içerisinde şu anda bu köklü bir tarihin en önemli ailelerinden birisiyiz biz ben e, CHP tarihinin 1980 sonrası e, CHP'nin kapatılmasından sonra CHP'nin CHP açılmasından de. sonra kurucu gençlik kolları genel başkanıyım. Yani İl Başkanlığı ben, da yaptınız. 26 yaşında CHP tarihinin en genç il başkanıyım. Başkan. E, kurultaylarda her kurutayda hiçbir listeden yer almayan en yüksek oyu ve tarihi, tarihinde alınmamış bağımsız olarak gerek en yüksek oyları alan kişiyim. Yani bu anlamda örgütün bize karşı bir yaklaşımı var. Ayrıca şöyle bir yaklaşım daha var. Yani Gürsel Erol deyince akla ideolojik bir söylemle siyaset yapan biri gelmiyor. Devlet geleneklerine sahip çıkan, ulusal değerlerde tavır koyan, terör karşıtlığıyla ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan, vatanın birliğini bütünlüğünü savunan, bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkını savunan, etnik kimlik üzerinden, ideolojik söylemler üzerinden, bir ayrımcılık üzerinden siyaset yapan değil, tam tersine birleştirici uzlaştırıcı devletin devamlılığı ülkemizin bölünmez bütünüyle ilgili irade ortaya koyan bir siyasetçiyim. Bu soru yaptığınız tanımlama Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka milletvekillerinde yok anlamı çıkarmayalım değil, değil ben mi? Ben biraz daha Çıkar aktifim mi? bu anlamda. Aktif. Yani mesela şöyle e, biraz daha cesur davranıyorum. Tabii ki bizim milletvekillerimizin hemen hemen hepsinin böyle yaklaşımları var. Ama ben bu konularda biraz daha cesur atı çıkışlar yapıyorum. Daha öne koyuyorsunuz. daha öne. Mi? Yani mesela Tunceli milletvekilliğinde PKK terör örgütü orada bir öğretmenimizi, Necmettin Yılmaz öğretmenimizi şehit etmişti. Yani ilk defa bölgede bir milletvekili terör örgütlerine karşı bir yürüyüş yaptı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bile arayıp beni kutlamıştı. Yani bu bu önemli bir hamledir. Yani siz yaşamınızı ortaya koyarak bir şehidin o şehitlik anısına sahip çıkarak terör örgütlerine meydan okudunuz. Ben hala devletin özel koruması altındayım. Evet. Yani terör örgütlerine karşı olan tepkimden hiçbir taviz vermedim. Yine geçtiğimiz günlerde işte hain Terör Örgütünün sınır ötesinde askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi şehit etmesi sonrası meclise İyi Parti'nin getirdiği bir ortak metin vardı. Terörü kınayan bir ortak metin vardı. Benim partim Cumhuriyet Halk Partisi ben bu metne imza atmıyorum. Terör örgütlerini kendim kınayacağım. Bu ülkede bir daha terör suçlarının, terör örgütünün eylemlerinin yaşanmaması, şehitlerin gelmemesi için Milli Savunma Bakanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın gelip mecliste bilgi vermesine yönelik bir çıkış yaptı. O süreçte siyasi partilerde görev alan değişik milletvekillerinin kamuoyunda ya CHP'de yürekli bir milletvekili yok mu diye bir paylaşımlar yapılmaya başlandı. Gerçi ben o paylaşımlara bir tepki olsun diye veya bir yaklaşım olsun diye o tavrı koymadım ve çıktım dedim ki ben Elazığ milletvekiliyim. Devlet geleneğinden gelen bir milletvekiliyim. Her ne kadar parti böyle düşünüyorsa da ben devletimin ve ülkemin varlığı için bu bildirgeye imza atıyorum. Şimdi bunu bir başka partinin milletvekilinden beklemek mümkün Kalamazsınız mi? o partide. Mümkün değil. Yani disipline verilmez ile ilgili i̇hraç. korku yaşarsınız, ihraç edilme korkusu yaşarsınız. Bir daha İhanet, ihanetle, bir ihanetle suçlanırsınız. suçlanırsınız. Bir daha milletvekili olmama riskini göz alırsınız. Şimdi bakın burada Sayın Erol çok önemli bir soru <laughs> sormak istiyorum. En az da bir şehir efsanesi anlatılır sizinle ilgili. Duydunuz mu bilmiyorum. Şimdi bunları yapıyorsunuz hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok güçlüsünüz. Hatta olağanüstü kurultay, kurultay iddialarında başka bir milletvekiniz nel Gürsel Eroğlu'nun başkanlığı ismi geçiyor. Deniliyor ki bu şehir efsanesinde. Rahmetli Diyap Ağa'dan dolayı bu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli bir vasiyeti var. İşte demiş ki Diyap Ağa ve çocukları, torunları böyle bunlara devlet sahip çıkacak. Var mı böyle bir vasiyeti Atatürk'ün? Ayrıca şöyle daha ilginç bir şey söyleyeyim. Atatürk Diyap Ağa'nın Dersim'e geri dönmesini istemez çağırır. Bugün Eti diye alınan bölgeyi verir. Der ki aa aşiretini al gel burada yaşa. Eti Tabi bizim büyük dedemiz Diabağa gider etmeskuda bakar işte çorak kırsal bir aran o zaman bu bölge. <laughs> der ki ağam, paşam der. Biz burada yaşayamayız der şey ve de. Çimmiş Eklek köyüne geri gelir. Şey Çünkü de. inanılmaz evinin önünde bir yeşil ağ, vadi var. Sabahları keklik, keklik suyla e keklik keklik sesiyle yani. uyanırsın tabii. yani. Doğa harikası. De. Döner buraya gelir. Yani Atatürk'ün tabii bu bir resmî vasiyeti değil ama devletin bize karşı her zaman yani bize karşı olan güveni. Farklıdır. Yani bizim mesela bir yerde adımızın geçmesiyle ilgili işte söylemese doğrudur diye hemen bir kanat oluşturduk. Bu sizin da devam eder Abi, mi? Tabii tabii. Bu bizim bir aile geleneğimiz. Yok, hayır yani e, Ulu Önder'imizin bu e, yazılı olmayan vasiyeti sizin çocuklarınız üzerinden de devam eder ya, mi? Olabilir bilmiyorum. Yani ama şöyle e, bu aile arasında da hep konuşulur. Atatürk'e olan sadakatinden dolayı Atatürk'ün bu ailenin korunması ile ilgili bir söyleminin olduğu söylenir ama bu bir yazılı belge yok Bununla ilgili e devletler şey yazmıyorlar devlet şimdi var yani. mıdır bil midir, bilmiyorum ama bunun nedeni de şudur aslında Atatürk Erzurum Kongresi'nden Sivas Kongresi'ne geçerken Elazığ valisi Ali Galip Paşa İstanbul Saray Ali Galip Paşa'ya talimat verir Atatürk Sivas'tan Erzurum'dan Sivas'a giderken Sivas Kongresi'ne giderken. Dersimli milisler tarafından yolunun kesilerek öldürülmesine yönelik bir talimat verir, emir verir. Evet. Diyaba aslında şöyle, Diyaba hayatının her alanında devlete sadıktır. Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı döneminde de öyledir. Geçen hatta bununla ilgili televizyonda bir program olmuştu. Ee, Osmanlı döneminde Hamidi alaylarında e, orada albay rütbesiyle savaşır. Ve özellikle Ermeni isyanlarını ve Rus işgaline karşı da önemli başarılar elde eder. Muş'un işgali, Siirt'in, Bitlis'in, Erzincan'ın evet. yani buraların savunmasında da hatta tanışıklığı Atatürk de oradan gelir. Evet. Yani Osmanlı'ya da sadıktır. Yani çünkü niye o zaman bir devlet var? O devlet kültürü içerisinde albay olarak yani Miralay rütmesi, bir alay o zaman yürütmesi, bir alay olarak görev alır ve devlete karşı her zaman bir sadakati vardır. Atatürk de devlete karşı olan sadakatini oradan bilir. Sonra Erzurum'da ve o dönemde Atatürk'ün en çok ihtiyacı olan profil aslında. Aynı Ama esas işin kırılma noktası işte Ali Galip Paşa'nın e, Diyabay'ı çağırır. Diyabay ya, ya Diyabay yaşlıdır. Zaten milletvekili olduğunda 85 yaşındadır. Hmm. E, yani 104 yaşında da vefat eder. Ya yaş yaşı çok geçkindir. Fakat çok babayit bir adam. Boyu 1.95, her bile böyle <laughs> çok halıplı, cüsseli bir adamdır. E, Diyabay yaşlı olduğu için kardeşi Haydar Ağa'yı gönderir. Ve Ali Galip Paşa yüklü miktarda para da diyorlar, altın da diyorlar. Yüklü miktarda bir ödeme yapıyor. Atatürk'ün öldürülmesiyle ilgili, suikast düzenlenmesiyle ilgili. Fakat bu bilgi Atatürk'e gider. Ve yine Diyaba yaşlı olduğu için Atatürk'ün yolunun kesilmesine kendisi gitmez. O kardeşi Haydar Ağa'ya gönderir. Haydar Ağa ona göre biraz daha gençtir. İşte kendindeki Sivyan'daki sivil milisleri alarak Atatürk'ün yolunu keserler. Ve Atatürk'ün emir subayı Paşam Dersim'de milisler yolumuzu kesti. Ne diyorsunuz bir talimatınız var mı diye sorduğunda ben onları bilirim. Onlardan bize zarar gelmez diye durun der. Bir çatışma olmaz ve Haydar Atatürk'ün yanına giderek Paşam ben Diyaba'nın kardeşiyim. Sizin öldürülmenizle ilgili, size suikast düzenlemesiyle ilgili Elazığ Valisi Ali Galip Paşa'nın bize bir talimatı var. Bu konuda da bu kadar ödeme aldık. İstiklal Savaşı'nda kullanmanız için bu parayı ve altını size getirdik. Maşallah. Ve bizim dışımızda da başka milisler tutulmuş olabilir. Sivas'a kadar size eşlik edeceğiz derler ve Sivas'a kadar eşlik ederler. Sonra Atatürk <laughs> Ankara'ya döndüğünde meclisi, meclisi açar ve meclise illerde milletvekili istediğinde ilk başta Dersim bölgesinden aklına gelen isim Diyabağ'dır ve Diyabağ'ı çağırır. Ve Diyaba'nın e, tarihi dönüm noktalarındaki çok ciddi iki tane konuşması vardır. Aslında Diyaba çok konuşkan birisi değildir. Bunlardan birisi Yunan ordusu Polatlı sınırlarına geldiğinde meclise bir önerge verilir. Yani Ankara işgal edilebilir, Yunan ordusu Polatlı'ya girebilir. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması ile ilgili bir önerge verilir. Ve önerge tam kabul edilecekken, oylama yapılacakken, Diyaba bastonuyla vurur yere, zaten yerler tahta ses çıkar, ben söz istiyorum der, çıkar kürsüye. Beyler der, biz buraya ölmeye mi geldik, kaçmaya mı geldik? Çünkü ben son kurşunuma kadar burada savaşırım. Yenilirsek de son kurşunumu kafama sıkar ve intihar konuşayım. ederim der. Ve o ruhla başkentin, yani daha doğrusu meclisin Ankara'dan e, Kayseri'ye taşınmasından vazgeçilir ve, ve Ankara'da kalır. İlk kıvılcım, ilk, ilk kıvılcım. Bu tarihi bir şeydir, söylemdir evet. ve bu konuşmayı da dönem dönem meclis başkanları, meclis açılış konuşmalarında Diyaba'dan bahsederek bu konuşmadan bahsederler. İkincisi çok gündeme gelmez Lozan görüşmeleri. Lozan görüşmelerinde meclisten Lozan'a görüş heyetler gidecekken yine işte Kürtlerin hakkı verilsin, işte etli kimliklere hak verilsin diye tartışmalar çıkar mecliste. Diyaba yine söz ister ve kalkar der ki beyler diyanetimiz bir, peygamberimiz bir, kutsal kitabımız bir, Kürdü, Türkiye hepimiz kardeşiz. Peki bu ayrılık, ayrılık nedir der. Ta o zaman. 100 yıl önce bunu söyler. 100 yıl geçmiş aradan biz hala o noktada hala değiliz. Aynı noktadayız. Şimdi Diyaba bu söylemlerden dolayı ve Osmanlı'dan e, devleti devlete olan sadakatından ve sonra Cumhuriyeti e olan Atatürk'e olan bağlılığından dolayı yani Atatürk'ün Diyava'ya karşı yaklaşımı her zaman bir pozitif evet. ayrımcılık içerisinde olmuştur. Ve ailenin korunmasına, sahiplenmesine yönelik de sözlü bir vasiyetin olduğu söylenir. Çok da ilgili ve olması gereken de bu. Bununla ilgili derseniz ki bir belge, elinizde bir kanıt var mı? Bu yok. Yalnızca kulaktan kulağa, işte torunlardan kulaktan kulağa gelen bir söylendir ama çoğu zaman hayatımızın farklı bölümlerinde bununla karşılaşıyoruz. Yani diyabanı torunu deyince evet. karşınızdaki kamu yönetisi, devlet yönetisi bir anda size karşı davranışı farklılaşıyor. Farklılaşıyor. Ee, sayın Vekilim iddiaya tekrar geri dönüyoruz. Olağanüstü kurultay e, iddiaları ve e, genel başkan CHP genel başkanı Gürsel Erol olma iddiaları ki özellikle TRT kaynaklı olan kısmını biz dün kullandık. Ee, ne diyorsunuz? Duydunuz mu böyle bir şey? Ya bu konuşuluyor. Bu, bu demin konuşmam başında da söyledim. Bu parti içerisinde Parti içerisinde de, konuşuluyor mu? Parti bu? içinde de konuşuluyor. Mesela çok ilginçtir. tayin olduğu gün e, Sözcük Sözcü Gazetesi'nin muhabirlerinden İsmail, İsmail Sönmez. Çok etkili bir gazetecidir İsmail Bey. Saymaz. Şey pardon, Saymaz çok etkileyici ve etki alan olan bir takip ederim ben. De. Kurultay salonunda biz röportaj yaparken döndü bana dedi ki ya dedi sen dedi kendi seçim bölgesinde son derece başarı hikayesi oluşturmuş gençlik kollarından gelen devlet geleneğini bilen birisin. Niye sen genel başkan adayı olmadın? Yani kurultay salonunda sordu. Ben de şartların ve koşulların şu anda uygun olmadığını, bir sürecin yaşanması gerektiğini, aslında kafamdaki CHP Genel Başkanı profilin farklı olduğunu söylediğim zaman dedi ki ben size katılmıyorum dedi. Sen dedi CHP Genel Başkanı olmalısın dedi. Mesela birçok televizyon programına çıktık biz ya Profesör Ersen Şen. O programlarda işte CHP Genel Başkanı sen olmalısın diye. Yani bu tür yaklaşımlar Bu Sayın Öyle... özeli rahatsız etmez mi bence eder. Yok. Yani şöyle yani rahatsız et, etmemesi şöyle bizim tavrımız önemli. Şimdi 31 Mart'ta bir yerel seçim var önümüzde. Yerel seçime giderken yeni seçilmiş bir genel başkanımız var. Parti içinde sanki bir genel başkanlık arayışı varmış, bir sorunu varmış, söylem üzerinden gitmek, değerlendirme yapmak benim adıma da doğru değil. Sayın Kılıçdaroğlu görüşüyor musunuz? Her zaman görüşüyorum. Bu konu hiç açıldı mı? Yok, yok. Yani Veya bu... siz hissettiniz mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiyi bir e, olağanüstü genel kurula götürmeye çalıştığına dair bir hissiyatınız Şimdi oldu mu? Hiç? Şöyle Zülfü Bey zaten genel başkanımız kurultaydan önce de yani 7. genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu kurultaydan önce de bir söylemi vardı. Yani Neydi? dedi ki ben partiyi güvenli bir limana gemiyi limanlı bir güvene çekinceye kadar duracağım. Sonra bu işin ehli parti kültüründen, partinin evlatlarından birisine teslim edeceğiz. Şu anda güvenli bir limanda olduğunu düşünmüyor o zaman. Yani genel başkanın öyle bir değerlendirmesi Tabii. vardı. Çünkü olan, olan kongrede istenen ve beklenen bir sonuç çıkmadı. Çok Ama öyle. genel başkanımızın da Kemal Bey'in de böyle bir söylemi vardı. Tabii onun kafasındaki ismin ne olduğunu, kim olduğunu bilmek çok mümkün değil. Ama bizimle ilgili sürekli böyle değerlendirmeler, konuşmalar var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu ülkede, bu devlette hepimizin... Bizim önceliklerimiz önce devlet, önce vatanımızın birliği, beraberliği. Bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşımızın Kürt'üyle, Türk'üyle, Zaza'sıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünnisiyle yurttaşlık kimliğinin evrensel değerler üzerinden tanınması. Hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız. Evet. Hepimizin soyu, sopusu, sopu, kendi nafumuzumuz, şerefimizdir ama bu ülke hepimizin. Mesela benim çok ilginç değerlendirmelerim de var. Yani ben hep şunu söylüyorum. Yani bölgede yaşanan güvenlik politikalarından kaynaklı birçok hata olmuştur. Bundan kaynaklı terör örgütleri bu bölgede yaşayan insanların e, manevi duygularını kullanarak o insanları yanlış yönlendirmişlerdir. Yani mesela bu ülkede faili meçhul cinayetlerde, yargısız infazlarda yaşanmıştır. Bunları yaşanmamış derseniz doğru değil. Bu hem sol kesimden gelen insanlar üzerinde derin devletin uyguladığı politikalar olmuştur. 80-90'lar özellikle. Hem de milliyetçiler üzerinde de olmuştur. Yani bu her zaman olmuştur. Yani uluslararası güçler bu ülkeyi karıştırmak için her zaman bunları kullanmıştır. Ama benim hep söylemem var. Ya mesela ufak tefek ayrıntılarla bu bölgede yanlış güvenlik politikaları ile ilgili hem ülkenin ekonomik yapısı hem sosyolojik yapısı bozulmuştur. Mesela köyler boşaltıldı 1990'lı yıllarda. Ya o o dönemde 5 milyon bölgede yaşayan insan doğal olarak düzensiz olarak batı şehirlerine yerleşti. Yani ama burada yaşarken üretime katkı veriyordu. Yani tarlasını Burası ekiyordu. Burası göç verirken zor durumda kaldı, orası göç alırken göç zor durumda alırken kaldı. Zordu. Çünkü oradaki yeraltı kaynakları, yaşam standartları da örtüşmedi. örtüşmedi. Ayrıca şu var, mesela örnek veriyorum ya diyorum ki arkadaş, ya hükümet çoğu konuda da adım attı. Mesela mahkemelerde yeminli Kürtçe tercümanlar var. E doğru, şimdi adamın ana dili Kürtçe Türkçe bilmiyor, hakimi ifade verecek, e veremiyor. Yani sen İngilizce tercüman getirebiliyorsan veya herhangi bir dilde tercüman getirebiliyorsan. E bırak o da ana dilinde kendi dilini tercümanla orada ifade edebilsin. Mesela bununla ilgili bir yasal düzenleme yaptılar. Ve bu evet. doğru bir yasal düzenleme. Ama devlette resmi dil tektir. Yani Türkçe hepimizin ortak dilidir. Ama sokakta istediğin dili konuş. İstediğin gibi ifade et. Köy isimleri. Ya bütün köy isimlerini değiştiler. Mesela Ege bölgesini gezin. Akdeniz bölgesini gezin. Buralar genelde işte Rum yerleşim. Eski Rum yerleşim bölgeleri tabelalarda bir Rumca isim görürsünüz, eski isim. Bir de Türkçe görürsünüz. Değil mi? Evet. Ama biz yüzyıllardır bu topraklarda yaşamışız. Kürdüyle, Türgüyle dün 18 Mart'ı yaşadık. Çanakkale zafer kutlamalarını yaptık. Orada Kürdü var, Türgü var, Lazı var, Çerkezi var, Alevisi var, Sünnisi var. Yani ulusal bir değerde bu toplum bir araya gelebiliyor. Ya çok ilginçtir. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi'nde askerlik şubesine gidip de gönüllü yazılan birinci sıradaki il Tunceli, ikinci sıradaki il Diyarbakır. Yani milli duygularda biz bir araya gelebiliyoruz. Şimdi sen bu köyün adını değişmeye ihtiyacı hissedebilirsin. Değişebilirsin de. Ama kardeşim bırak nasıl Rum köyünün eski ismi Rumca varsa ve altında da Türkçe yazıyorsa burada da bırak. Kürtçe de yaz, Türkçe de yaz. Yerel dilde Kürtçe'yi kullansın, resmi dilde Türkçe'yi kullansın. Yani bizim insanların özgürlük alanlarını kısıtlamamamız lazım. Eşit özgürlük alanları açmamız lazım. Ama devletin kuralları olacak. Mesela deniliyor ki eğitimde Kürtçe. Olmaz kardeşim. Eğitim Türkçedir. Resmi kurumlarda Kürtçe olmaz kardeşim. Özür dilerim. Resmi kurumlarda, tabelada, Türkçedir. tabelada batıdaki gibi Kürtçe ve Türkçe eski ve yeni isimleri yazdığınız zaman bu Kürtçe eğitime de bir yol açmış olur mantığı güdürebilir mi? E Karakoçan hani Belediyesi. Bunu aldık Kürtçe eğitimi de alalım. Ya Karakoçan Belediyesi AK Partili değil mi? Evet. E, belediyenin üzerinde Kürtçe Kürtçe, Kürtçe, Kürtçe var. Ya e, o zaman devlet işlem yapsın. Öyle değil mi? Yapmadı. evet. Ama bu ülke bu devlet bu hükümet ne yaptı? resmi kurumlardan TC'yi kaldırdı. Değil mi? Tabii. TC'yi kaldırdı yani. Şimdi o o bir hatadır TC'nin kaldırması. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Yani TC kalkamaz. Ama resmi ne amaçlandı kurum... or orada? Ama resmi kurumlarda, resmi kurumlarda da Türkçenin dışında dil kullanılmamalı. Eğitimde de, resmi kurumlarda da. Ama Kürtçe ile ilgili işte mahkemelerde olduğu gibi yani eğer kendini Türkçe ifade edemiyorsa Türkçe. Kürtçe de ifade etsin. Kürtçe'de ifadesin resmi bir orada bir bunu çevresini yapan birisi olsun. Ve bu yasallaştı da var da. Şimdi ufak sorunlar, ufak şeyler, detaylar aslında büyük sorunlara neden oluyor. Yani bunun gibi aslında birçok konu Türkiye'de tartışılır hale geldi. Ve Türkiye'nin sosyolojik dengesini bozdu. İşte Doğu Güne doğuya gidiyorsun. Bütün köyler boş. Yani adam büyük şehirlerde apartman yönetici, köy, güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Temizlikçi olarak çalışıyor. Ama kendi köyünde üreticiydi. Orada tüketici tarlasını ekiliyordu hayvan besliyordu. Orada çok daha az kazanıyor şu anda. Az kazanıyor ve az kazandığı gibi yaşam standartları buradaki gibi de daha yaşanabilir alan değil. 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 Yani değil. bunların devlet tarafından planlanması lazım. Şimdi Sayın e, Vekilim finalde bir soru soracağım. Benim bazı erken seçimi e, kafamda çağrıştan bazı, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin birkaç cümlesini birleştirdiğim zaman sanki bir erken seçim görüyorum gibi. Onu konuşacağız ama biraz Elazığ'a gelelim. Tamam. 10 günümüz kaldı. İlk soru. E, sosyal belediyeciliği, belediyeciliği en öne koydunuz. Doğru. 26-27 projenizin tamamı sosyal belediyecilikle ilintili. Şu an Elazığ mevcut belediyenin e, sosyal belediyecilikten çok mu uzak olduğunu düşünüyorsunuz? E yani şimdi her partinin bir belediyecilik kültürü ve anlayışı vardır. Yani mesela Türkiye'ye baktığınız zaman ilk metroyu getiren kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'de ilk halk ekmek fabrikalarını kuran kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi. Toplu taşımayı Türkiye'ye ilk getiren kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi pandemi sürecine bakıyorsunuz. Pandemi sürecinde sosyal dayanışmaya bakıyorsunuz. İşte Sayın Mansur Yavaş'ın, bakkallardaki borçların ödenmesiyle ilgili bir sosyal projesi oldu ve inanılmaz da destek buldu. Evet. Örnek veriyorum. Yani CHP'li belediyeler zaten kamuoyunda kendilerini hem projecilikle hem de sosyal belediyecilikle ifade etmişlerdir. Yani Türkiye'deki birçok projecilik anlamındaki yeni hizmetler, ilk hizmetler CHP döneminde yapılmıştır. Ama şimdi Elazığ'da 70 yıldır aynı sağ düşünce sürekli yönet, Elazığ'ı yönetmiş. İşte Adalet Partisi döneminde Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi döneminde Doğru Yol Doğru Partisi, Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, arkasından AK Parti. AK yani hep aynı siyasal akım ve kültür yönetmiş ve bu şehrin yaşanan şu anki sorunları ve şehrin içinde bulunduğu kötü koşulları, şartların nedeni bir sağ belediyecilik anlayışından kaynaklı. Çünkü burayı hiç sol yönetmemiş. Yani bu işte bizim vebalımız yok. Şuradan bakabilir misiniz? 74 yıldır... Aynı gelenekten gelen e, yönetim şekli varsa bu vatandaşın en az Elazığ vatandaşlarımızın bir memnuniyetini göstermez mi? O memnuniyetten dolayı değil alternatif Neden dolayı? oluşmadığı için sürekli alternatif sağdaki alternatifler arasında oyunu kullanıyor. Anladım. Ama sağdaki seçilen belediye başkanları da yeni bir anlayış geçirmiyor. Yalnızca belediye başkanının adı değişiyor ama hizmet etme anlayışı değişmiyor. Park yap, bahçe yap, asfalt yap yeteri derece dolarda olmuyor da yani anlayış bu. Halbuki belediye bütçesini İnsanların hayatına dokunan, insanların 24 yıllık, 24 saatlik yaşamındaki önceliklerine göre planlamak lazım. Diğer hizmetler olmalı mı belediyecilik hizmetleri? Tabii ki olmalı. Onlar zaten belediyenin asli görevleri. Ama belediye başkanının yetkisiyle sosyal belediyecilik anlamda insanların hayatına dokunan projeler o belediye başkanının siyasal anlayışından ve yetkisinden kaynaklıdır. Şahin Başkan'ın, e, Sayın Şahin Şerifoğlu'nun projelerini izlemişsinizdir. Ee, Sayın Coşkun Çağlar Duran'ın projelerini zaten biliyorsunuz. Hiç kıyasladınız mı hiç? Benzerlik var mı, farklılık var mı? Yani benzerlik birkaç konuda bütün adaylar üzerinde var. Mesela Tabii. bütün adaylar şu anda Halk Ekmek'le ilgili. Herkes şeyine koymuş. Yani bu Ahmet'in veya Mehmet'in önermesi önemli değil. Ama Elazığ'da bir ihtiyacın olması ve bütün adayların aynı tespiti yapması doğru bir şeydir. Ve güzel bir şeydir. Evet. Şimdi biz ayrıca Elazığ'a proje anlamında hizmet etmeyeceğiz demiyoruz. Bunları nereden, bunların için söylüyorum? Belediye aldıktan sonra ancak bu projelerle ilgili siz vaatte bulunabilirsiniz ve gerçekleştirebilirsiniz. Doğru. Niye? Çünkü önce bir bütçenize bakacaksınız. Bütçe planlaması yapacaksınız. Borçlarınıza bakacaksınız. Finansını çıkaracaksınız. Tabii tabii borçlarınıza bakacaksınız. Bundan sonra yapacaksınız. E düşünün ki şu anda herkes her şeyi söylüyor. Peki bunu yapacak kaynak var mı? Finansı bulabilecek misiniz? Ki biz bu yapacağımız hizmetlerin birçoğunu Avrupa Birliği hibe fonlarından kullanacağımız halde söz vermiyoruz. Niye? Çünkü bir sürecin yaşanması lazım. Eşini düşünün Elazığ Belediyesi işte dün ortak yayındaydım. iki yerel televizyonda orada da açıkladım. Bunu Faruk Septoğlu da gündeme getirdi. Belediye meclis kararını da bugün ben ulaştım onu da okudum. E düşünün ki Sayın Cumhurbaşkanımız bitik alanlarda diyor ki eğer diyor yerel anlamda bir hizmet istiyorsanız diyor iktidar partisinin adaylarına oy verin. Yoksa diyor buraya hizmet gelmez. Şimdi böyle bir söylemi var. İlk Hatay'da kullandı sanırım. Genelde de her yerde kullanıyor. Kütahya'da kullandı, Aydın'da kullandı. E peki ben şimdi soruyorum. Yani diyorum ki peki iktidar partisinden seçilmek, devlet kaynaklarını, bütçesini kullanmak adına bir avantajsa, Elazığ bunu hangi anlamda avantaj olarak yaşamıştır? Bir, Mücahit Yanılmaz döneminde biz Eko'ya otobüsler aldık. Yani otobüs firmasına. El ha, üst. E, otobüsler aldık. Peki bu otobüsleri biz hibeyle mi aldık? Yok. Faizli krediyle. Faizli krediyle borçlandırarak aldık. Şimdi Şahin Başkan döneminde... Ve hala onun ödemesi bitmedi. Bitmedi. Olur. Şahin Bitti. Başkan döneminde altyapı işleri yapılıyor. Ki ihtiyaca göre yapılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Peki nereden yaptık? Bunu Japonya'dan kredi kullanarak Yen yaptık. üzerinden sonra Avro'ya... Ama dönüştüm. sonuçta krediyle kredi Faizli Kredi. Şimdi sen deprem olmuş, deprem olan ve afet bölgesi ilan edilen bu bir devletin geleneğidir illere. Devlet bütçeden her zaman fazla para verir. Şimdi bütçen artmış. Para almışsın. Artı arsa satmışsın. Birçok arsa satmışsın. Ama görüyoruz ki Elazığ Belediyesi elektrik borcunu ödemek için meclisten karar çıkarıyor. 170 milyon. Herhalde bu Türkiye'de ilktir. Yani elektrik borcunu ödeyemeyen, elektrik borcunu ödemek için kredi alan bir belediyenin iktidar partisinden seçilmesinin avantajı nedir? Ben merak ediyorum. Elektrik Türkiye'de ilk defadır. Yani bunun örneği olduğunu hiç hiç düşünmüyorum. Cevap bekliyor musunuz? Bu... Bekliyorum tabii. Dün söyledim. Dün televizyonda da söyledim. Yani elektrik borcunu ödemek için kredi kullanan bir belediyenin iktidar partisinden olmasının avantajı nedir? Bu birkaç aylık bir borç değildir. Acaba süresi ne? Bir bilgi hiç var mı? Yani bir yıl mı, üç yıl mı? İsterse on yıl olsun. AK Parti yönetmiyor mu? Yani evet. demek ki elektrik borcunu ödeyecek bir ek gelir bile sağlayamamış ki borçlanıyor. Yani belediyeyi borçlandırarak hizmet ediyorsan, Belediyenin arsalarını satarak hizmet ediyorsan, öyle değil mi? Evet. O zaman iktidar partisine seçilmenin bir anlamı yok ki. Bir şeyini tam tersini söylüyoruz. Hibe kredilerle, kredi değil, hibelerle hizmet getireceğiz. Belediyelerimizin, İstanbul Belediyemizin, Ankara, evet. Ankara'yı ve İzmir Belediyemizin burada yaptığı okullar gibi her belediye bir kreş yaptırarak, 41 mahallede 41 belediye kreş yaptırarak... Tam yeridir Sayın Mekil'in. Bugün e, Sayın Mansur Yavaş'ın sizinle ilgili bir açıklaması var. Evet. Biz diyor Sayın Gürsel Erol'la çok sık görüşüyoruz. Doğru bizim yakın dostumuz. Elazığ dostumuzda. Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması koşuluyla alırsa biz kendisiyle Ankara, Elazığ Belediyeleri işbirliği Protokolü imzalayacağız. Bütün diyor. belediyelerle yapacağım bunu. Bütün belediyelerle. Peki bütün belediyeler neden sadece Elazığ'la yapıyor? Ya o da bizim etkimizden dolayı. Şahsınızın. Ya yani benim etkimden dolayı ve Elazığ'ı önemsediklerinden kaynaklı. Zaten önemli olan bir siyasetçinin kendi etkisini kullanarak seçim bölgesine getireceği hizmettir. Fark buradadır. Ya şimdi ben geçen yine programda söyledim. Şimdi bu şehirde Milliyetçi Hareket Partisi aslında çok da etkili bir partidir. Bir deprem yaşadık. Peki Marisa Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisinin değil mi? Evet. Yani CHP'li belediyeler Elazığ'da okul yaptı da Marisa Belediyesi niye yapmadı bir tane? Değil mi? Yok. Topluğun ne kadar ne başka da bir katkısı var mı buraya? Yok. Yani. Belediyesi onlar da belediye. Öyle değil mi? Şimdi peki CHP'li belediyeler burayı yapıyor da AK Parti belediyeler niye yapmadı? İşte Samsun'dan tutunda Denizli, Konya, yani Türkiye'deki birçok büyük belediyesi AK Parti'nin. Niye onlarda birer tane kreş veya birer tane okul yapmadılar? Çünkü buradaki yerel siyasetçilerin Bunlar üzerinde bir yaptırımı olmadığı için onlar da burayla ilgilenmediler. Ama ben CHP'li bütün belediyeler üzerinde bir etkin var ve o etkiyi bu şehrin lehine ve yararına kullanıyorum. Bizim farkımız o. Yani bizim farkımız Elazığ'da diğer belediyelerimizin etkisini kullanarak burada yerel ihtiyaçların giderilmesine yönelik katkı sunmak. Ama inanın buna, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. AK Partili bir belediye başkanının seçilmesi, iktidarın imkanlarının buraya getirilmesini, sağlamamıştır. Bunu nereden anlıyoruz? İşte elektriği borçlandırma ile ilgili meclisten çıkan karardan anlıyoruz. İşte altyapının yapılması ile ilgili borçlandırmadan anlıyoruz. İşte bugün işte 500 küsür 5 milyarın üzerinde bir borçlanmadan bugün belediyenin böyle bir çok ciddi bir borçlanma şeyi var. Yani ee, Sayın Işıkver'in Işık e, sebep iddiası 5 katrilyon. Evet. Eski, eski parayla 5 Şimdi belediye milyon. başkanının kalkıp Şimdi bana diyorlar ya niye eleştirmiyorsun? Eleştiri başka bir şey, sorgulama başka bir şey. Ben bunlarla ilgili sorgulayabilirim. Niye sorgulayabilirim? Çünkü belediye başkanı bir şeye çağrı yapıyorum. Diyorum ki Şahin Bey, bu şehre güzel işler de yaptı. Örnek veriyorum. Ve diyorum ki Harput'taki müzeler doğru iştir. Ve güzel iştir. İşte diğer taraftan Kapalı Çarşı'nın restorasyonu doğru bir iştir. PTT Meydanı doğru bir iştir. Cumhuriyet Meydanı doğru bir iştir. Ama şimdi bu kadar belediye boşlandırılmışsa, Niye borçlandırıldığının gerekçelerini Elazığ kamuoyunu bilgilendirmesi lazım. Yani Şahin başkanı kalkıp, ben belediye başkanı seçildiğim gün borcumuz buydu. Deprem sürecinden kaynaklı devletten aldığım para bu. İller Bankası payından alınan para bu. Arsa Harcadığım bu kadar. arsa satışlarından aldığım para bu. Yaptığım hizmetlerden kaynaklı borçlanmam şu Hı. deyip Elazığ kamuoyunu bilgilendirmesi lazım. Yani burada şu göğü çıkıyor ortaya. Demek ki Elazığ belediye bütçesi doğru planlanmamış, doğru kullanmamış. Ve artı hükümetin Elazığ'a hibe karşılığı yaptığı bir hizmetin olmadığını görüyoruz. Yani mesela şey de önemli. Yine Semih Bey bunu gündeme getirdi. Bu villa kent projeleri, prestij projeleri. Şimdi burada bir kamu zararı oluşacakmış. Semih Bey'e göre oluşacak. Maliyetlerin çok üstünde bir maliyet çıktığını satışların... Burada bir kamu zararı oluşuyor. Bir kuruş kar etme ihtimali milyonda sıfır diyor. E, Zarar tamam. diyor. sayın Bunu, Bunu söyleyen bu. artık bir il başkanı değil. Bunu söyleyen ilim milletvekili. milletvekili, milletvekili MHP zemin etüdü ve zemin güçlendirmenin de yapılmadığını iddia ediyor. Sayın bunlarla ilgili yasal soruları sordum. Soru önergelerini Soru. verdim. Ama bunlarla ilgili ilim belediye başkanı çıkıp Elazığ kamuoyunu bilgilendirmesi lazım. Eğer doğru mantıklı gerekçeleri oturtarak anlatır ve hepimiz buna ikna olursak bu konuyu bir daha gündeme getirmeyiz. Peki, Ama bunun mantığını kurgulayıp toplumu ikna edecek söylemlerde bulunmazsa bunun üzerine sorgular ve gideriz. Ebu Aş'ı nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Yine Sayın Semih Işıklar'ın Ebu Aş üzerinden de önemli iddiaları var. Mücahit Yanılmaz görevi bıraktığında 200 çalışanı vardı. Şimdi 800'e yakın çalışanı var diyor. Ebu Aş ne iş yapar diyor. Gibi Ebu Aş üzerinden bir ee, restorasyon, bir iyileştirme çalışmanız olur mu? Ya tabii bunların hepsine yani sonuçta Semih Bey artık bak bu şunu söylüyorum. Yani Semih Bey artık MHP İl başkanı değil. Milletvekil. Ya ilim milletvekili. Ya ili milletvekili. İli milletvekilinin bu konuyla ilgili bir sorusu varsa, bir endişesi, bir kuşkusu varsa ilin belediye başkanı bunun gerekçelerini anlatmak lazım. Yani eğer bununla ilgili Semih Bey'in söyledikleri ciddi söylemler. Mesela 800 personel almış olabilir mi? Almış olabilir. Ama bu personel Elazığ için Belediye için. 200'den 800'e çıkmış ama. Şöyle 200'den ya alıp başka yerlerde görevlendirmiş olabilir. Ama bu konuda toplumu ikna etmek zorunda. Yani bu personeli nereye aldı? Nerede görevlendirildi? Bunlar ne iş yapar? Bunlar bankamatik mi? Yoksa çalışıyor mu? Yani gerçekten alınması gereken ihtiyaç duyulan personel miydi? Bunların hepsini sorgulayacağız. Sorgulamalarımıza cevap vermezse Semih Bey, şey, pardon Şahin Bey, Bundan sonra sorgulamanın üzerinde bu eleştiriye dönüşür. Bu cevapları siz 31 Mart öncesi mi bekliyorsunuz? Tabii, tabii, bu hafta. Ha bu hafta bekliyorsunuz. Bu hafta vermek zorunda. Yani bu hafta vermek Vermezse... zorunda. Vermesi önümüzdeki hafta. Ben bunları artık sorgulama değil. Yani bunun üzerinden sert bir eleştiri dilini kullanarak bunun üzerine giderim. Çünkü bunlar hepsi şaibe yaratacak, kuşku yaratacak, endişe yaratacak iddialardır. Bu iddiaların doğruluğu ...ve doğru olmadığı konusunda... ...bizi ikna edecek tek kişi de ilim belediye başkanıdır. Gereksizleri haksızlıkla yapmak istemeyiz. Ama ortada bir... ...eğer bir suistimal varsa da... ...bunu görmezden de gelemeyiz. Evet. Ee, biraz adayınızı konuşalım. Şimdi çok net görünüyor ki... ...ben mesela... ...Sayın Duran bana göre genç... ...başarılı... ...çok da istekliydi zaten aday olabilme doğru. noktasında. Avukat. Değil mi? Geçen doğru. yaptığımız programda ne dediniz eee hukuka hakim olması gerekiyor evet, dediniz. Çünkü belediyecilik anlayışımıza göre uygun mesleğin sahi meslek evet. sahibi olması lazım. Ama bütün bunları e, sayın Duran üzerinde toplamamıza rağmen yine e, lokomotif sizsiniz. Doğru. Yani bu şehirde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı oyları belirleyecek ana unsur sizsiniz. Adayınızı biraz birkaç cümleyle özetleyebilir Şimdi şunun şu, onun nedeni şu. Benim bir denemişliğim olduğu için yani ben sonuçta 6 yıldır Güzel bu ilim... Yıl, almışsınız. Heh, bu şeyden bu milletvekili yani. olduğum için ve oylarımı artırarak seçildiğim Tabii. için Elazığ kamuoyunu bana güveniyor. Bana düşen de Elazığ kamuoyunu doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek. Yani adayımızın niye seçilmesi gerektiğini anlatıyorum. Diyorum ki bak ben eğer Elazığ'dan seçilmemiş olsaydım, benim gibi bir siyasetçinin varlığından haberdar olacak mıydınız? Olmayacaktınız Çünkü seçimi kaybedecektim. Peki benim bu şehirde yarattığım farkı farkına varacak mıydınız? Varmayacaktınız. Ama beni seçtiniz, denediniz. Yetki verdiniz. Yetki verdiniz ve doğru bir sonuç aldınız. Dediniz ki iyi ki seçtik, şehrin sesi oldu. Elazığ'ın sorunlarına sahip çıktı. Bir farklı siyaset anlayışı getirdik şehre. Şimdi belediyecilikte de aynı yetkiyi verin bize. Deneyin. Yani bizi denemede bizim iyi veya kötü işler yapacağımıza emin olamazsınız ki. Yani dedikoduyla, geçmişten gelen alışkanlıklarla bizi değerlendiremezsiniz. Ancak yetkiyi verip o yetkiyi nasıl kullandığımızı gördükten sonra. Bunu bende denediniz ve gördünüz. Ve doğru sonuç aldınız. Şimdi benim denemişliğimden dolayı kamuoyunun bana karşı bir güveni var. Çünkü ben şu anda aktif milletvekiliyim. Yani 2018'den bugüne kadar 6 yıllık bir milletvekili sürecim var. Meclisteki performansım, ulusal kanallarda Elazığ'ı temsil etmem. Ya en basiti bile bu şehrin adını en azından liderlik düzeyinde Türkiye kamuoyuna taşıyorum. Yani TRT'nin, bak Gürsel Eral demiyor, ne diyor? Elazığ milletvekili diyor. Yani Elazığlılar kendi isimlerinin iyi yerlerde anılmasından hoşlanırlar. Peki ben soruyorum. Yani bizim dışımızda bugüne kadar ve Mehmet Ağar'ın dışında liderlik düzeyinde ismi geçen bir tek siyasetçi bu tarihimizde geldi geçti mi? En azılı yok. Geçmedi. Yok. Ama sonuç itibariyle bu bölgeden olursun olmasın önemli değil. Ama oraya senin layık görülmen ve Elazığ milletvekili tarif edilmen bile şehir adına önemli. Hani bu sözcüde, telebirde olsa belki hani bu bir kurgu, bir, danışıklı Tabii dönüş denilebilir de TRT'de bu iddianın gündeme getirilmesi sizin dışınızda, sizin müdahaleniz dışında bir... E... Gelişen ve görünen bir tablo. Evet. Yani bu önemli. Şimdi biz aslında ilk adaylığımızı Naci Görür Hoca'ya götürdük. Dedi ki bu şehrin önceliği ne? Deprem. Yani öncelikli bir depreme dayanıklı bir şehrin yaratılması ile ilgili. Naci Hoca dedi ki ben akademisyen kimliğimle ülkeye daha fazla faydam olur. Benim bu kimliği siyasallaştırmam doğru değil ve bize teşekkür etti. Arkasından dedi ki ikinci politikamız ne? Sosyal belediyecilik. Sosyal belediyecilikle ilgili Tercihiniz ne olmalı? Hukuku mevzuatı iyi bilen, bu konuda sosyal belediyecilikle ilgili yapacağınız vatandaşa yardımlarla ilgili süreci yasal zemine oturtacak bir meslek grubu. Kim bu? Avukatlık mesleği. Ve bu işle ilgili de Elazığ kamuoyunun makulluğuyla, bir tavaziliğiyle, beyefendiliğiyle, gençliğiyle, davranışıyla, siyasi kimliğindeki deneyimiyle, denenmişliğiyle örnek olan birisi olması lazım ve il başkanımız tercih etti. Siyasi görüş ayrımı da çok yapmayan bir Aynen onu söylüyor. yapmıyor Kanka yani abi. ben hiç hissetmiyorum. 2-2,5 iki, iki yıl başkanımız görüşürüm. mesela hiç ideolojik bir kavganın içinde olmadı. Bir kutuplaşmanın içinde olmadı. Makul bir adam. Siyasi ayrım da yapmıyor. Sen Asla. ülkücüsün, sen AK Asla. Partilisin Asla. yapmıyor. Yani ikili ilişkilerinde. Ve siyaset dilimiz ve siyaset yapma tarzımız örtüşüyor. Ya uyumlu çalışacağız. Yani onun belediye başkanı seçilmesi demek yalnızca belediyedeki hizmetlerin getirilmesi, sorunların çözülmesi, hadi sen seçildin bu iş senin sorumluluğu demeyeceğiz biz. Biz de il milletvekili olarak her alanda onun yanında olacağız. Onu soracaktım ben. Her alanda yanında olacağız. Yıl boyunca, boyunca beş yıl boyunca 5 yıl boyunca katkı yani orada Her anlamda tabii. Çünkü aksi takdirde ne kadar Coşkun Çağlar Duran'ın e, pozitif yanlarını konuşsak da bir Mansur Yavaş'tan bir İstanbul Belediyesi'nden bunları her yere birlikte de çok... gideceğiz. Bütün katkıları birlikte isteyeceğiz. Elazığ'ın sorunlarına birlikte tamam. çözüm getireceğiz ve sır sırta omuz omuza vereceğiz. Bu şehirde sosyal belediyecilik anlayışının başarılı olması için Çağlar'la adım adım birlikte yürüyeceğiz. Yani bizim genel çalışma tarzımız, anlayışımız bu doğrultuda olacak. Yine ilk defa duyduğum bir söyleminiz var. Başka örneği de galiba yok diye hatırlıyorum. belediye alırsak diyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. E, grubu bulunan partilerden birer tane başkan yardımcısı isteyeceğiz. Doğru. Liyakat var ise. Doğru. Neden bunu yapacaksınız? Şöyle yani... Seçim döneminde oraya aday gösterdiğiniz aday doğal olarak siyasi bir sıfatla ve ünvanla geliyor. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı. Tamam. Ama seçildikten sonra ne oluyor? Elazığ Belediye Başkanı, değil mi? Tamam. Yani Cumhuriyet Doğru. Halk Partisi'nin Elazığ Belediye Başkanı değil. Elazığ Belediye Başkanı. Ama başkan yardımcıları da belediye başkanının şehri yönettiği A kadrosu. Tamam başka partilerden başkan yardımcıları uy bir akı. bir senkronizasyon olur mu? Olur. Bu şehri bu şehri ortak akılla yöneteceğiz. Ortak akılla belediyede olması gerekiyor. Çünkü belediye yerel iktidar. Tabii yani orayı ideoloji karıştırmadan, bulaştırmadan, siyasallaştırmadan orayı belediyenin bildiğini beraberliğini sağlamak adına bir parti politikası değil, ortak akılla doğru yönetmek adına grubu olan bütün siyasi partilerden eğer varsa belediye meclisinden, yoksa belediye meclisi dışından konusunda liyaketli, uzman birer başkan yardımcısı isteyeceğiz. Başka bir CHP kimse belediyesine... kendisine kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. O belediyede oturup konuşulduğu zaman yani her partinin bir konu ile ilgili yorumunu değerlendirmesini alacağız. Ona göre ortak Tabii. akılla ortak Şimdi, bir projeye geliyor. Kulak çok hoş geliyor. Kulak kulağa çok demokrat bir yaklaşım olarak geliyor ama riskli bir deneme olmaz mı bu? E değil. Yani Örneği yok Sayın çünkü... Ya Sayın Cumhurbaşkanı ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu kabinelere bakın. Bakanlar Kurulu'nda yok mu bu? Var. MHP kökenliği getiriyor. Var. Değil mi? Geçmiş işte... CHP kökenli de CHP vardı. Köken, Sayın Ertuğrul Günar, Bakanıydı. Ertuğrul Günay. Tabii. Yani konusunda uzman olan insanlarla hükümeti yönetti de biz burada belediye mi Peki başka CHP'li belediye neden bunu hiç denemedi? Ya Elazığ ölçeği farklı. Bu bizim düşüncemiz. Elazığ evet. ölçeği farklı. Yani Tabii burayı... büyük şehirde en Elazığ'daki katkıyı sağlayamayabilir diye mi acaba yaptım? Ben bunu var? İstanbul'da da yaptım. Bak ben bunu İstanbul'da yaptım. Ne, nasıl yaptım? İski Genel Müdürü Raif Nermutlu'yu ben önerdim. Şu anda Mahmut Karaman, İski Genel Müdürü ben önerdim. Ve Mahmut Taraman e, çok Elazığ, da başarılı. AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan aday adaylığını tabii, yapmış. Tabii. Ama şu anda İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu bütün söylemlerinde, kampanyasında iki tane isme teşekkür ediyor. Raif Nermutlu'ya ve Mahmut Karaman'a. Niye Siz, teşekkür ediyor? İkisi de sizin projeniz. Evet. Niye teşekkür ediyor? Çünkü oy arkadaşlarımızın İstanbul'un altyapı sorunu, su selleri baskınlarının sorunu ve kokan dere ıslahlarını yaptığı için. Yani bunlar sonuçta mesleklerinde başarılar ve bugün Türkiye'deki en büyük sorunu biliyor musunuz Zülfü Bey? Yani konusunda uzman yetenekleri insanları siyasi düşüncelerinden dolayı kamu görevlerinden uzaklaştırmayacaksın. Eğer o arkadaşımız kendi siyasal düşüncesini kamu görevine yansıtmadığı sürece devlet adına görev yapıp kurumunun başarısına yönelik Bilgisini, birikimini, becerisini kullanıyorsa ona sahip çıkacaksın. Ona sahip çıkacaksın. Evet. Elazığ'da da bunu yapacağız. Dediğim gibi kulağa çok hoş geliyor. Ama biz denedik Aslında. bunu. Yaptık zaten. Yaptık. Biz bunu İstanbul'da yaptık. Şimdi Elazığ'da yapacağız. Şimdi soracağım soru bir iddia değil. Sadece bir soru olarak değerlendirin. Lordlardan bahsettiniz. Çok siyasi literatürümüzde en azından Doğru. Elazığ'da olmayan bir e, tanımlamayla bir e, sıfat. Lordlar var da tanımlama yok. <laughs> sıfat yoktu. Tanımlama <laughs> evet. yoktu. Şimdi peki Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Belediyesi'ni alırsa o bahsettiğiniz e, lordların CHP'li versiyonları olup olmayacağını biz nereden bileceğiz? Teminatı benim. Tamam. Teminatı benim. Şimdi bak ya Zülfü Bey o kadar ilginç ki şimdi ben sokakları geziyorum en büyük sorunlardan birisi işsizlik. Bana göre en önemli sorun. 10 kişiden 8 kişi sizden iş talep ediyor. Ve inanın... Bunların, Geriye kalan o 2 kişiden biri de işinden memnun değildir muhtemelen. Olabilir ama bunların 8 kişinin Yedi kişisi de AK Parti'ye oy verenlerdir. Yani iş talep eden sekiz kişisinin 7'si de AK Parti'ye oy verenlerdir. Ve bakıyorsun fakir, fukara, çaresiz, umutsuz insanlar. Şimdi iktidarın imkanlarına bakıyorsun. Siyasetin lordları, işte adam milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, belediye mesuliyeti yapmış, parti örgütlerinde görev almış. Bunların ailesinden bir tane işsiz yok. İhale mi var? Bunlar alacak. İşe mi girilecek? Bunlar girecek. Bürokrat mı atanacak? Bunları referansıyla atanacak. Bunların ailesinden bir tane böyle iktidarın imkanlarından yaralamayan bir tek kişi yok. Ama bakıyorsun o saf temiz duygularla inanmışlıkla AK Parti'ye oy veren seçme kitlesinin yüzde AK Parti'nin uygulamalarından mağdur olmuş. Ve hala dönüyor ona oy veriyor. Ya diyorum ki bak senin buraya oy vermen senin sorunlarını çözmüyor. Tam tersine senin sayende iktidarını devam ettiriyor ve senin mağduriyetinin devamı içinde sen kendi kendine yetki veriyorsun. Yani bu bunu bir bu düzeyi bir değiştir. Aldığınız cevap değil. Bak bu karşılık buluyor. Biz işe adam alacak mıyız? Tabii ki belediyenin işe ihtiyacı olduğu zaman personel ihtiyacı. İhaleler zaman, yapacaksınız. Alacak. Peki kimler alacak bu işi abi? Bak işe alımlarımız Projenizde olacak. Projenizde de var çünkü. Bak işe alımlarımız nasıl olacak? Nasıl olacak? Örnek veriyorum. Belediyenin şoföre mi ihtiyacı var? Bizim bir puanlama kriter sistemimiz formumuz olacak. Tamam mı? Evet. Ve o komisyonda şoförler odası başkanı olacak. Her meslek grubundan. Tamam. Her meslek grubunun o da o da başkanı komisyonda olacak. Kriter bir birinci kriter. Önce konusundaki e, liyakatı ve yeteneği, mesleki deneyimi. Tamam. Yazdık mı? İki ailede çalışan var mı? Üç evli mi, bekar mı? Evi kirada mı, kendi evi mi? Yani ekonomik şartları, Anladım. aile yapısı. Buna göre planlayacağız. Sonra muhta oturdukları bölgedeki muhtarlardan da araştıracağız. İş çok zorlaşmıyor mu? İstediği Biraz kadar. Biraz bir yapı oluşturmaz mı? Ya Zülfü onu. Bey bunlar 3 günlük iş ya. Niye zorlasın ya? 3 günlük iş İnanır mısın? 3 günlük iş. Abicim senin ideolojik düşüncen AK Partili mi MHP'li mi hiç önemli. Bak yine söylüyorum. Belediye başkanı makam şoförünü tercih edebilir. Sekreterini, özel kalemini, çaycısını, yakın çalışma grubunu tercih edecek. Ama onun dışında... Bir tane siyasi referansla ben milletvekili olarak benim bile bir tane referansım olmayacak. Bir tane olmayacak. Tamamen liyakat esasına ve bu kriter puanlamamıza göre hak eden herkese Elazığ Belediyesi adil olacak ve hak eden oraya işe girecek. Dışarıdaki adam da seni eleştirmeyecek, sana iş için gelmeyecek. Yani kriter ve sistem oturtacağız. İki, belediye başkanının makam kapısını kaldırıp atacağız. Makam kapısı kalmayacak. Yani özel kalemden randevu al, aşağı güvenliği haber ver, o gelsin, bu çıkmasın. Öyle bir şey olmayacak. As, belediye Başkan asli görevlerini yapma noktasında çok oyalamaz mı belediye başkanları? Niye oyalasın? Günün belli saatlerinde vatandaşla ilişkilerini kurgulasın. Günün belli saatlerinde de çalışmalarını yani yapsın. Çok gereksiz talepler de gelebilir. Hiç, hiç sorun değil. Günün yarım yarım Sanki günü. Sanki oraya başka bir birim oluşturulsa daha. Günün yarım günü, günün yarım günü oturusun. Gelen vatandaşla görüşürsün. Günün yarım günü de bürokratlarına toplanır, ilin sorunlarını çözersin. Müdürlerinin makam odası olmayacak. Niye müdür makam, şey, makam masası diyorum, makam kapısı olmayacak? Niye olsun? Gizli kapaklı bir şey mi olacak? Zaten senin görevin ne? Kamu adına görev yapmak değil mi? Ama adı bak, müdür işte ya o yüzden ben... Olmaz. Yani biz Elazığ'da işte onun için söylüyorum bak köklü bir değişiklik yapacağız. Köklü değişiklik için de değişim adresi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu anlattıklarınızı hayal etmekte bile ben bir parça zorlanıyorum açıkçası. Benim seçilmemle de birçok insan hayal ediyor. <laughs> <laughs> Öyle. Değil olabilir. mi? Evet. Birçok insan benim davranışlarımla ve tutarlılığı ilgili... Yapamazsınız anlamında söylemiyorum. Ama gerçekleştireceğiz işte. Tamam. Yani bunların teminatı benim. Bunların hepsini yapacağız. Ve Elazığ'da şu anda AK Parti ile başa baş giden ikinci parti biziz. Buna inanın ya. Yani. Ben sokakta bunu görüyorum. Yani şu anda ha şu da bir gerçek. Yani AK Parti bizden bir adım önde. Ama farkımız çok açık değil. Yani biz bizden sonraki partilerle makası açmışız. Önde gidiyoruz. Ama şu anda AK Parti bizden bir adım önde. Bu farkı nasıl kapatabiliriz? Yani Elazığ'da eğer insanlar bir değişim istiyorsa, Elazığ'da insanlar AK Parti'nin belediyecilik anlayışından rahatsızsa, belediye uygulamalarından rahatsızsa, oy verecekleri parti, değişimi gerçekleştireceği parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bu sahadaki... Bize destek gelirse, yani işte yeniden Refah'a oy veren, Saadet Partisi'ne oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenden, bize destek gelirse, hem belediye seçimini alırız, hem yeni bir belediyecilik anlayışını Elazığ'da gerçekleştiririz. Şimdi örnek verelim. Öyle bir ihtimal görmüyorum ben. Diyelim ki Şahin Şerifoğulları yerine Faruk Septoğlu belediye başkanı oldu. Ne değişecek? E Faruk Bey yani 10 yıl, 2 dönem AK Parti'nin milletvekilini yapmadı mı? Yapacak. Aynı gelenekten gelmiyor mu? Geliyor. Geliyor. Bir şey değişmeyecek ki. Yalnızca isim değişecek. E Sayın Murat Aygen belediye Yine, başkanı Yine olursa... Cumhur İttifakı'nın bir parçası değil mi? Yani şimdi Cumhur İttifakı'nın... Ama parçası olması çok benzeştiği anlamına gelir mi? Çünkü siz de mesela ittifak Farklı yaptınız. Farklı uygulama İpartiyle, yapamaz. Saadetle yaptınız. Şimdi bak şunu için söylüyorum. Çok benzeşir anlamına gelmiyor gelmeyebilir. Bak şunu açıklayayım müsaade edersen. Tabii ki. Bak niye? Cumhur İttifakı'nın genel politikaları dışına çıkabilir mi? Murat Bey. Çıkabilir mi? Bak e, sanıyorum Kocaeli milletvekili Safet mi? Safet Sancak. Dedi ki burada bir bel belediyemizi, yani MHP'li bir belediyemiz olmalı denedi. Disipline verildi. Yani şimdi burada genel belediyecilik anlayışının dışına çıkıp da farklı bir söylem geliştirebilir mi? Geliştirdiği anda ya disiplindedir ya partiden ihraçtır. Yani çıkıp burada hükümetin uygulamalarını eleştirebilir mi? Mesela şunu diyebilir mi? Hükümet bize yeterince sahip çıkmadı diyebilir mi? Veya kamu kaynaklarını doğru kullanılmadığı zaman diyebilir mi ki burada kamu kaynakları doğru kullanılmıyor? Veya genel iktidarın yatırım programı çıktığında belediye başkanının bilgisi Tabii. alınmadığı zaman diyebilir mi ki belediye başkanı olarak burada benim düşüncem alınmadı diyebilir mi? Bunları hiç mi diyemez? E Peki bunları Sayın Semih Işıkver nasıl söylüyor? Cumhur İttifakı'nın milletvekili Ne söylüyor. dedi? Daha yeni söyledi. Belediyenin 5 katliyon borcu var diyor. Evet. Villa kent faciadır Ama diyor. Ama burada diyor. Bak yasallaştırıyor evet. mu demiyor. Ama sonuçta şimdi söylüyor. Bak burada hani diyor. Siz diyorsunuz ya Cumhur İttifakı'nın politikasına aykırı bir cümle şimdi, kullanamaz diyorsunuz. Şimdi bak. Bana göre şu anda e, Elazığ Belediyesi'nin en sert muhalefeti Sayın Işıkver yapıyor. Bak muhalefet nerede olur? Muhalefet yalnızca Elazığ yerel televizyonunda olmaz. Sembip Bey artık il başkanı değil, milletvekili. Milletvekili seçilmekten kaynaklı yasal kullanması gereken yetkileri var. Mecliste Mesela, mi bunu? Meclis. Söylemeye? Şimdi bir milletvekilinin kendini ifade edeceği en önemli yer neresidir? Meclis kürsüsüdür. Meclis kürsüsünde konuştuğun zaman hem konuşman resmi olarak tutanak olarak resmiyete girer tamam. hem karşındaki grup başkan vekilleri seni ciddi almak zorundadır. Şimdi Elazığ sorunları ile ilgili, Elazığ Belediyesi'nin problemleri ile ilgili Elazığ sorunlarını gündeme getirmek için mecliste bir tek konuşması var mı? Yok. Elazığ problemlerle ilgili mi? Ya genel olarak uygulamalardan kaynaklı, belediyenin uygulamalarından kaynaklı. Var mı? Yok, belediye ölçeğinde soruyorsanız. Belediye ölçeğinde soruyorum. Ama bunlar bence genel merkeze gidiyordur. Özellikle AK Partililer tarafından Sayın Semih Işıkver'in bu eleştirileri e, şikayet olarak bence genel merkeze gönderiliyordur diye düşünüyorum. aynı şeyi konuşmuyoruz. Ben başka bir şey. Konuşmuyoruz aynı şey değil evet. Şimdi o olabilir. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Semih Bey geldi. Meclisi. Elazığ yerel televizyonlarında dedi ki işte Prestij villalarıyla ile ilgili tamam. işte teknik olarak şu olarak Borçları söyledi. anlattı. Borçları anlattı. Peki bu nerede kaldı? azı yerel ölçeğinde kaldı. Peki ben ne yaptım? Semih Bey'in bu söylemlerinden sonra her iki bakanlığa da bu konularla ilgili soru önergesi verdim. Yasallaştırdım. Şimdi önemli olan bir millet bak bunu bir il başkanı yerelde konuşabilir. Ama siz seçildikten sonra artık sizin resmi bir sıfatınız var. Evet. Yani belediye başkanı olarak da resmi bir sıfatınız var. Milletvekili olarak da resmi bir sıfatınız var. Burada değişimin adresi CHP'dir. CHP'dir. Şimdi, ben CHP milletvekili olarak mecliste en sert konuşmaları yapan kişi değil miyim? Evet. Ve ülkenin birliğine, bereberliğine yönelik tavır alınması gerektiği zaman partinin söylemlerinin dışına çıkarak tavır alan ben değil Yani defalarca aldınız. Aldım. Aldınız. Peki aynı şeyi bir MHP'li yapsa ne olurdu? Sizce? Ne olurdu işte soruyorum. <laughs> ne olurdu? Aynı gün partiden ihraç edilir. Yani parti disiplinine aykırı bulunur. Partiden ihraç edilir. İstifat istenir Değil mi? Bir AK Partili yapsa ne olurdu? Aynı şey. Aynı şey. Ama bir CHP'li yaptı. Bak yine bugün sokaklarda. Ama bakın biz programın başında sizin farklarınızı anlattınız ya. Rahmetli Diyap Ağa'dan gelen. Şimdi işte aynı farklılığı belediyede ama yapabiliriz onu anlatıyor. Tabi tabii tabii. Tamam onu kabul ediyorum. Bir şey demiyorum ona. ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri içerisinde sizin yaptığınızı başka bir milletvekilinin yapabileceğini de ben düşünmüyorum. Aynı disiplin, aynı ihraçla bence karşılaşır. Ama bak sorun da ben Doğru mu? ileri konuşmuyorum. Elazığ konuşuyorum. Yo, tamam. Hiç hiç o önemli değil benim için. Ama ben Elazığ'ı konuşuyorum. Ben diyorum ki Elazığ'da farklılık yaratmak istiyorsan benim buradaki varlığı hem belediyecilik anlayışı hem siyasetteki genel anlayışımız açısından tamam. bir başkacılıktır, bir farklılıktır. Tamam. Bu farklılığı Elazığ kullanabilir. Yani Elazığ'da CHP'li bir belediye başkanının seçilmesi her anlamda bir değişimdir. Hem kamu hizmetlerinin doğru planlanması, hem belediyecilik anlayışımız, hem siyaset söylemimiz bir farklılıktır. bir değişim istiyorsan bunun adresi Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partisi. Bu hem söylem olarak böyle hem de matematiksel olarak sonuç böyle. Çünkü biz şu anda sokakta da siz de belki de o izlenime var mısınızdır. İkinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bu, yani bugünkü belediyeden değişim isteyen herkesin ortak adresinin olması gereken yer Cumhuriyet Halk Partisi. Ben bunu anlatıyorum. Şimdi sizin e, anket e, lansmanda bir anket de yayınladınız. Ve, Ve o anketten sonra birkaç anket daha çıktı. Aynı sonuçlar. Aynı, aynı, hemen, hemen hemen aynı. Şimdi diyorsunuz <laughs> ki birinci <laughs> ve ikinci 31 bir <laughs> birinci ve ikinci parti ya biz ya Ak Parti diyorsunuz. Doğru, tamam. aramızda. Üçle 4 yeni refahla MHP arasında. Yeni refahla MHP arasında. Şöyle bir e, lansmanda yaptığımız programda ben yeniden Refah'ın aslında e, alabildiğince fazla oy almasını istiyorum dediniz. Alsın. çünkü Ak Partiden, AK Parti'den alacağını AK parti düşünüyorsunuz. yok bizim için, alsın her parti alsın. Yani çünkü burada her parti birbirinden oyalıyor ama CHP her partiden alıyor. Farkımız o. Yani mesela MHP nereden alacak? AK Parti'den. Yeniden Refah nereden alacak? AK Parti'den, değil mi? Tabii. Siz bu Biz nereden alıyoruz? Biz her yerden alıyoruz. Az önce söylediniz ya, AK Parti belediyeciliğinin değişebilmesi için her partinin bize destek olması gerekiyor evet. dediniz. Evet asla bu söyleminiz tutuyor. Neden tutuyor? Genel evet. seçimde tuttu. Aynı söylemi genel seçimde de kullandınız. Tabii evet. Aynen öyle. Kullandınız. Yani bir değişim istiyorsan milletvekilliğinde AK Parti'nin MP1'e yönlendirme yaptı. Ben genel seçimde tabii. dedim ki bana, bana oy vermiyorsanız Bana vermiyorsanız MP'ye. Ver. Tabii tabii söyledim yani. <laughs> Ama sonuçta da oldu yani. Şimdi burada da aynı şeyi söylüyorum. Evet. Yani burada da aynı şeyi söylüyorum. Yani önemli olan burada AK Parti'nin seçim kaybetmesine yönelik bir siyasi iraden varsa yani AK Parti'nin belediyeciliğinden, belediye başkanının kamu bütçesini harcamasından, belediyecilik anlayışından rahatsızsan burada değişimi sağlayacak, seçim alacak parti Cumhuriyet Halk Partisi. İkinci parti biziz. Yani 2023 genel seçimlerin sonucu da bu. Şu anda yapılan anketlerin sonucu da bu. Onun dışında kullanacağın oy AK Parti'nin burada belediyeciliği seçim kaybetmesini gerekçesi değil. Ama CHP'ye oy verirsen biz bu seçimi alırız. Bunu nereden alıyoruz? Bak bunun en güzel e örneği. Siz de mesela atıyorum yeniden refah destek verirsiniz. Yeniden refah da alır ama, ama biz yakınız. aynı gelenekten geldiğini söylediğiniz onlar için. Onlar değişim değil. Onlar Al. aynı gelenekten hani... geliyor. Ayrıca şu anda AK Parti ile yarışan parti onlar değil. Yani o AK Parti ile yarışan parti biziz. Yani bizim AK Parti arasındaki makasla. İşte siyaset yani ben de... %2-3 oyla seçim sonucunu değiştirebilirim. Ya yani yüzde %2'lik, 3'lük veya rakamsal olarak söylüyorum. 5-6 bin oyla seçim sonucu değişebilir. Ama yeniden Rafik yeniden Rafan sonucu değişmesi için 30 bin oy alması lazım. Örnek veriyorum. MHP'nin oy alması genel lazım. Genel seçimdeki oy oyla kıyas. Hem oy oranı hem de anket sonuçları. Anket. Sonuçları. Yani biz sonuca daha yakınız. O anlamda bize destek verilmesi daha akılcı ve daha mantıklı. Hem sonuç almak adına hem belediyecilikte de bir değişim adına. Yine çok farklı başlıklar, manşetler verdiniz bize. Bunları evet. da e, haberleştireceğiz. E, sonlara doğru yaklaşıyoruz. 26 projeyi tabi tek tek anlattınız. Bir projemiz eksik kalmış atladık. Bir projeniz eksik kaldı onu da yine ilk bizim kameralara evet, söylediniz. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. İstanbul Belediyesi'nin Kiptaş diye bir genel müdürlüğü var. Kentsel dönüşüm müdürlüğü değil bakın o ayrı bir şey. Belediyede kentsel dönüşüm müdürlüğü var ondan bahsetmiyorum. Ayrı bir genel müdürlük. Kiptaş diye bir genel müdürlüğü var. Kiptaş genel müdürlüğünün işi bu kentsel dönüşümle ilgili planlamaları ve konutları yapıp vatandaşın mağduriyetini engellemek, Ucuz maliyetli konut yapmak. Özür dilerim. Peki şu andaki mevcut kentsel dönüşüm müdürlüğünün görevini Aynı değil mi? Birisi planlamayla ilgili, birisi yapımla ilgili. Yani genel müdürlük olmak zorunda. Çünkü Kiptaş bunun en güzel örneği. Biz Kiptaş Genel Müdür Yardımcısını Elazığ'a getireceğiz. Burada yeni, e, kentsel dönüşümle ilgili aynı modelle bir şirket kuruluşunu gerçekleştirip Vatandaşın en düşük maliyetlerle konu sahibi nasıl yapabiliriz? Onu planlamasına gireceğiz. Bu bizim için bir eksiklikti. Bunu görmedik. Sonradan fark ettik. Ama 27. proje olarak da kentsel dönüşümü önceliklerimizin arasına alıyoruz. Evet. Ee, eklemek istediğiniz, yani ben alacağımı için soru cevapları aldım. Zülfü Bey, Elazığ'a bir değişim istiyorsa, Elazığ AK Partili belediyecilik zihniyetinden, anlayışından kurtulmak istiyorsa... Alternatif Parti Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada denemiş bir siyasetçisi var, milletvekili olarak benim. Bana yetki verdi, beni denedi ve doğru bir sonuçla değerlendirme yaptığını gördü. Şimdi biz aynı yetkiyi belediye içinde istiyoruz. Diyoruz ki 74 yıl boyunca Elazığ'dan CHP'li bir belediye başkanı seçilmemiş. Bizim sosyal belediyecilik anlayışımızı Elazığ'da uygulamak için, farklı bir belediyecilik anlayışıyla bu kenti yönetmek için sizden yetki istiyoruz. Bizim iyi bir belediyeci olup olmadığımızı nasıl anlarsınız? Bizi seçerek. Benim iyi bir milletvekili olup olmadığımı beni seçerek anladınız. Şimdi belediyede de aynı güvenle bize oy verirseniz, biz Elazığ kamuoyunun güvenini asla suistimal etmeyiz. Ve elimizden geldiği kadar bu topluma, bu yöreye e, layık olarak en iyi hizmeti vermenin mücadelesini veririz. Bir de tabii Elazığ seçimleri, seçim sonuçları ne olur bilmiyorum. Seçim sonuçları, yani Türkiye seçim sonuçları ne olur bilmiyorum. Seçim sonuçlarına göre Türkiye'de parti içerisindeki gelişmeleri de bugünle yorumlamayı doğru bulmuyorum. Ama Elazığ'daki seçim sonuçları daha sonraki siyaset planlamamızla ilgili bizim önümüzü açmakla ilgili hamle yapabileceğimiz inanılmaz bir güç verecektir bize. O da bir gerçek. Doğru. Ee, en son soru olarak soracağımı söylemiştim. Erken seçim havası. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz anayasaya göre ki anayasa değişikliği de gündemde. Anayasa göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı olamıyor. Meclis seçime götürüsü olabiliyor. Evet. Erkense Ama şöyle onu erken bir tarihte yapmazlar. Yani onu mesela dördüncü yılda yaparlar. Anladım. Yani 2000 ...28'de yapacaklarına 2027'nin başında yaparlar. Yani, daha erkene çekilemez. Daha erkene çekilemez. Zaten milletvekillerinin sosyal haklarının 2 2 olması 2 yıl, iki yıl, dolması lazım. O iki yıl dolmadan kimse erken seçim kararına zaten oy <laughs> El kaldırmaz. Mümkün değil. <laughs> 2 yıl ondan sonraki süreç tabii biraz da şeyle ilgili. Yani Türkiye'deki ekonomik sürecin planlanması ile ilgili, gidişatı ile ilgili, krizlerin derinleşmesi ile ilgili, milletin refah seviyesinin, geçin seviyesinin oluşturacağı etkilerle ilgili. O biraz daha yerel seçim sonrası zaman içerisinde şekillenecek bir süreç. Hiç Ama kon... 2000, en geçi 2027 seçim yılıdır. İlçeleri hiç konuşmadık birer cümleyle. İlçelerde iddianız yok mu? Ya bizim ilçelerde ağın Keban ve Baskil adaylarımız var. Üçünde, üçünde de arkadaşlarımız son derece konusunda yetkin arkadaşlarımız. Ağın Keban Baskil. Ağın Keban Baskil'de yani oradaki arkadaşlarımız hep da su, su, su olan bölge Evet genelde bize böyle ya şeyde de öyleyiz ya yani. Türkiye haritasında evet. da Akdeniz'e Ege. burada evet. da öyle hep yani. böyle <laughs> kıyılarda kıyılar kıyılar yine kıyı bölgesi batı bölgesi ve kıyı bölgesi de doğru bak bunu hiç düşünmemiştim. <laughs> evet. Çok zekice bir tanımlama evet, ve tespit. Yani buralarda ciddi adaylarımız var belediyecilikte son derece deneyimliler. Mesela e, bizim Keban adayımız Ahmet Bey Antalya Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Bey Ağ'ın belediye başkan adayımız... Bakırköy Belediye Başkanımızı adayımız... Otlu mezunu... Yani işte... baskil Belediye Başkan adayımız Veli Bey... Son derece ticarette... Son derece ki başarılı bir arkadaşımız... Hı. Aynı zamanda belediyelerle uzun süre iş yapmaktan kaynaklı... Belediyeciliği bilen arkadaşımız... Bu üç ilçeyle ilgili bir iddiamız var... Ama hangisinde sonuç alırız o konuda... Şimdiden bir yorum yapmayı doğru bulmam... Ama iddiamız var... Üç adayımız da iyi çalışıyor... Evet son 10 gün... ...bir taraftan baktığımızda çok kısa bir zaman kaldı... ...diğer taraftan baktığımızda 10 günde çok şey değişebilir. Özellikle son hafta. Elazığ'ı değiştirecek son hafta. Son hafta. Ben onun için şöyle bir programımız var... ...onu bugünden de açıklayayım. Bir gün bir Ankara'da serum tedavim var. Bu vücut menzilim yükseltilmesiyle ilgili bu düzenli yapıyorum. Gidip oradan bir Maraş programım var. Maraş'a görevlendirildi. Ben aynı zamanda çevre illerden şey. de gidip geliyorum... Ama pazar günden itibaren Elazığ'ın sokaklarında günde en az 3-5 yerde miting, söylemler, konuşmalar yaparak toplumu doğru bilgilendireceğiz. Son hafta Elazığ'ın altın üstüne getireceğiz siyasete. Peki. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Bizi çok kırmadınız. Güzel bir Uzun da bir söyleşi oldu. Biz buradan dediğim gibi çok güzel manşetler, başlıklarda da çıkartacağız. Ee, i̇nanın bizler de heyecanla bekliyoruz. Bizler de merakla bekliyoruz. Yani Sonuç nasıl olacak? Dediğiniz gibi mi olacak? Ee... Ankara'ya gideceksiniz galiba. Burada bir günün Ankara'ya gideceğim bir günlüğüne. Bir Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Çok Katıldığınız ederim. için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi en azınlık milletvekilimiz Sayın e, Gürsel Erol ile e, aşağı yukarı sizin adınıza, sizin kafanızda olan, sormak istediğiniz her şeyi sorduğuma inanıyorum ve e, çok net, çok açık e, Sayın Gürsel Erol'un kendi tazıyla cevaplar aldığımızda düşünüyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere Hoşçakalın.